Medyali TV'den herkese merhaba. Laleli'deyiz. Seçim anketimiz devam ediyor. Artık son haftaya girmiş bulunmaktayız. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye buradaki vatandaşa soruyoruz. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da. Ekrem İmamoğlu. Yabancı mı? Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye bir anketimiz var. Efendim. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diyorsun? Murat Kurum. Neden? Eşmi. Merhaba efendim. Efendim merhaba, seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum. Teşekkür ederim. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu sizce? Bence Ekrem İmamoğlu. Niye İmamoğlu? O cumhuriyetçi olduğu için. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye bir anketimiz var. Avukatsan konu, sen avukatsın. Gel oğlum, avukatsın. Yok, yorum yapmak istemiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Yok, sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba. Burası bayağı kalabalık bir yermiş. Kolay gelsin. Abi merhaba. Bir anketimiz var, seçim anketi. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyor. Abiciğim, Ekrem İmamoğlu başka. Niye peki? Diğerlerinden bıktık artık. Hangi sebeplerden? Ekonomik sıkıntılar yansır mı? Ekonomik sııkıntılar, başka bir şey yok. Bakın bu 2004'te girdiğimiz günden beri hep işsizlik. Yani. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Sağ olun. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyorum. Merhaba. Abi röportaj mı? Bak tam adamına denk geldi. Seçim anketi yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum? Ekrem İmamoğlu. Niye peki sizce? Ya abi görüyoruz Ekrem İmamoğlu. 20-22 senedir ne yaptılar zaten adamlar bize? Zarardan başka bir şey vermediler vallahi. Yani bugün esnaf kan ağlıyor, emekli kan ağlıyor. Yani hani biz yine ufak tefek bir şeyler çözebiliyoruz. Yani ufak da olsa çarkımız dönüyor ama bugün yani bir ev kirası olmuş 15-20 bin TL, 30 bin TL. Yani adam nasıl geçinsin ki? Yani emeklilerden çok büyük bir sistem var. 10 bin liraya düşmüş maaşları. Bunun bu tepki olarak yansır mı? Ya abi 10 bin lira bugün bir markete gidiyorsun. Yani hani bir şey almıyorsun, bir elinde poşet, bir bakıyorsun 2 bin lira. Adam 10 bin lira ne kazanabilir ki abi? 10 bin lira almış, gidecek ev kirası 13 bin lira. İşin içinden çıkamaz ki. Yani biz bile bak esnafız, vallahi billahi. Yani çeviremiyoruz kendimizi. Esnafı nasıl etkiledi? Abi esnaf yani bugün şu an turist olarak yok. Yani turist çok fazla yabancı var. Ya nerede abi? Ya buradayız yani. Var ama millete pahalı geliyor abi artık burası. Tabii canım. Bugün yani tamam adam belki geliyor burada bir tane telliye 700-800 lira diyorsun, 1000 TL diyorsun. Adam kendi tabii parasına göre 20-25 euro diyor ama yani yine ona pahalı geliyor.
bir yemek yiyor abi. Geçen bir tane müşterim geldi. Sultanahmet'e bir yemek yemiş. $100 para almışlar abi. O müşteri nasıl gelsin ki abi buraya? Yani milleti şey yapıyorlar. Çoğu yerde kazıklıyor müşteri. Üste göre fiyat veriyor. Ya aynen. Yani vicdan kalmamış. O yüzden herkes nasıl şey yaptıysa yapıyor. Peki bir tahmininiz var mı? Yüzde kaç kaç biter? Vallahi yani hani şey olarak hani biz Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz. Hani bazı şeyleri yapabiliyor, yapıyor. Bazı şeyleri de çünkü önünü açmıyorlar. Yani bazı şeyleri görüyoruz çünkü projelere imza atmıyorlar. Yani onların şeyleri de var. Ama hayırlısıyla inşallah kazanır yani diyorum. Rica ederim. Merhaba efendim. Seçim anketi yapıyoruz da. Ne şansla oynuyor mu? Ekrem İmamoğlu mu Murat? Hollanda. Hollanda. Merhaba efendim. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Anket. Ekrem İmamoğlu. Niye peki sizce? Valla iyi çalışıyor. Çalışmaları güzel. Layık, Atatürkçü kişi olduğu için. Peki Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar bu seçimi etkiler mi? Etkiler. Biraz olsa etkiler yani. Teşekkür ederim. Merhaba, size soralım. Merhaba. Efendim. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu tabii. Niye peki? Poşete ihtiyacımız yok. Teşekkürler. Merhaba efendim. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Yabancı. Yabancı herhalde. Evet. Merhaba efendim. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Evet. Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu. No, no speak. İngiliz, Türk işi yok. No. Okay. Anket yapıyoruz abi. He? Sağ ol. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Efendim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu seçim anketi? Ekrem İmamoğlu. Neden peki? Aha, bunun için. Ben 89'dan beri buradayım, böyle bir güzeli görmedim. Çalışmalardan memnunum. Memnunum. Ha, bu sakalı makalar boş ver abi ya. Peki Murat Kurum'u nasıl buluyorsunuz? AK Parti'nin adayı doğru mu aday mı sizce? Ya Ekrem İmam gibi olamaz yani, o imkanı yok. Olamaz yani. Ha. Birilerinin etkisi altında işte aday kurmuş. Kazanmaz da, bunu garanti ediyor. Kazanmaz. Garanti İmamoğlu kazanır diyor mu? Garanti. Teşekkür. Bir sürü hizmetleri var abi. Adam adam. Adam gibi adam. Bir daha söylüyorum. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? İkisi de değil. Neden? Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden efendim? 25 yıl bu ülkeyi yönettiler. Ne belediyede, ne genel anlamda insanlarda yaşayacak bir adam. Kişilerin birbirine saygısı kalmadı. Hele hele siyaset kurumuna benim hiçbir saygım kalmadı. Nasıl söyleyeyim? Ailelerimize hakaret edildi Cumhurbaşkanı tarafından. Bizi rezil duruma getirdiler. Zillet dediler, illet dediler. Yani bir değişim gerekiyor artık. Aslen ben İmamoğlu'na da oy vermem. Daha uç noktadayım. Ama şu an AK Parti iktidarından bu memleketin kurtulması lazım. Yani kesinlikle kurtulması gerekiyor. Bu kadar benim kendi arkadaşlarımla bile şu an 12 Eylül öncesine dönen bir zihniyete sahibiz şu an. Ben çocuktum, 12 Eylül'ü yaşamış bir insanım. Ama toplumu öyle bir kutuplaştırma haline getirdiler ki. Yani onlardan olmayanlar Müslüman değil, bunların hepsi Müslüman. Ama soygun yapan, toplumu rencide eden, insanlara hakaret eden, her lafı küfür olan Müslüman ben görmedim. Yani Müslümanlığın bile, İslam'ın bile potansiyelini değiştirdiler.
Onun için ben bir değişim gerektiğine inanıyorum. Ha, yeterli mi benim için siyasi görüş olarak İmamoğlu? Yeterli değil. Siyasi görüş olarak daha uç noktadayım. Çünkü madem ki bunlar kısasa kısas düşünüyorlar, ben de kısasa daha sosyalist düşünüyorum. Bir değişim gerekiyor. Teşekkür ederim. Dilerim yayınlarsın. Çok sağ ol. Merhaba. Abi. Merhaba. Bir seçim anketimiz var da Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Merhaba. Bir seçim anketimiz var da Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Vallahi şimdi ben kararsız olduğum için seçimde oy kullanırken kararımı vereceğim. O gün vereceğim kararı. Şu an karar değil. Evet. Şimdi şuna vereyim desem olmaz yani. Kamuoyuna karşı olmaz yani. Tahmininiz var mı sizce? Valla şu an tahminim fazla değil ya. Arada işte herhalde ikisinin arasında 5 puan oynuyor. Ha, başka da yok yani. İşte diyeyim. Siz efendim? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Valla abi ben oy kullanmayacağım. Neden? Daha hiç kullanmadım. Bu sene de kullanmayacağımı düşünüyorum. Küskünlerde mi? Aynen öyle. Niye peki? Yani... ya sebep ne de kalsın. İstediğim bir aday yok. Yok değil yok. Sağ ol. Beyefendi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da. Sağ olun. Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da soru sorabilir miyim? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. Niye peki? Öyle. Başarılı biliyor musun? Evet tamam. Siz efendim? Ben değil. Karar vermedim. Karar vermedim. Hani yabancı yalan. Merhaba. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz da. I don't understand. Okay. Thank you. Merhaba beyefendi. Seçim anketi yapıyoruz da. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Niye peki? Öyle. Ve çalışmasından memnunuz. Onun için İmamoğlu diyorum. Sizce kazanır mı? Yüzde kaç yüzde kaç? Tahmininiz var mı? Tahminimce 5 puanla kazanır önde. Evet. Evet. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yürü burası. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu Murat. Selamun aleyküm. Ben Arabi. Evet. Sağ ol. Evet tabi burası da Laleli'de olduğu için çok fazla yabancı vatandaş karşımıza çıkıyor. Beyefendi merhaba. Beyefendi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. He? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum istiyorum. Niye peki? Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum efendim. I don't speak Turkish. Arkadaşlar bir seçim anketi yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye. Ya biz vatandaş değiliz ya. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye. Sağ olun. Efendim merhaba.
Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum diye hesap. I don't speak Turkish. Merhaba. Evet. Merhaba efendim. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? No entiendo, no entiendo. Yok. Türk vatandaş bulmakta zorlanıyoruz Lale'de. Hı? Evet. Ama ne yapayım yani şimdi. Merhaba efendim. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyor. İmamoğlu. Neden peki? O daha yakın görüyoruz onu. Hükümet bize şey yapmıyor. İmamoğlu'nu daha yakın görüyoruz. Ekonomik sıkıntılar sandığa yansır mı? O kadar siyaseti o kadar bilmiyoruz. Onu bilenler yazsın. Siz efendim? İmamoğlu. Evet. Memnunuz ondan ya. Kesinlikle. Kesin. Size sağ olun. Teşekkürler. Medyali TV, YouTube. Kolay gelsin abi. Seçim anketi yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu seçim? İmamoğlu. Neden peki? Gel abi gel. Yo, ben onu severim. Seviyorsun. Ha. Hangi yönlerden seviyorsun? Yok. Çalışmalarını mı başarılı? Yok, normaldir yani, idare eder, her şeye idare eder. Ben öyle diyorum. Oldu abi. Siz efendim, Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum? Allah'ına kadar İmamoğlu. Niye efendim? Devam. Kırgız değil. Çalmıyor. AK Parti'nin devam. Adayı için. Hayır. Kırgızlara yok da, bitti. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da. Merhaba efendim. Seçim anketi yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyor. Biz yabancılar mıyız ki? Ama şimdi çekik gözlü Türk de var yani, öyle deme. Bakayım, yabancı konuşuyorlar. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Yabancı mı? Doğru, onlar yabancıydı kesin. Bence bunlar Türk. Merhaba efendim. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum? Rahmet dışı. Yabancıymış. Bak. Ben ne yapayım yani? Kardeş, Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum? Teşekkür ederim abi. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz efendim. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Merhaba. Seçim anketi yapıyorum. Baki nereden biliyorsun sen? Merhaba. Merhaba. Yabancı. Yabancısınız herhalde. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye anket yapıyorum. Sen şansımızı denedik, olsun. Evet. Merhaba abi. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Bencez. Kimi seçiyorsun? Gönlünüz kimden yana? Yok, gönlümüz. Bana sorarsanız ben hiçbirini. Hiçbirini. Neden efendim? Yani ikisinden birini seçmek, yani yok. Seçmeye gitmeyecek misiniz? Gitmem. Neden peki? Ekonomik. Kim ne söz verirse olmuyor. Vaatlerini yerine getirmiyor mu diyor? Hiçbir. Türk vatandaşlarımız. Efendim merhaba. Seçim anketimiz var da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyor. Ekrem. Neden efendim? Düzgün adam. Kendini ispatlamış. Size soralım mı efendim? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Seçim anketimiz var da. YouTube kanalı Medyali. Biz kullanmıyoruz ya. Yani. Kullanmıyoruz. Sağ ol. Yok, yabancı konuşuyorlar.
Ekrem İmamoğlu mu diyor? Eyvallah dayı. Efendim merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Zayıf zayıf hanım. Tahmin ettim ama. Hiç Türk emeklilere benzemiyorlardı çünkü. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu abi. İmamoğlu abi. Niye efendim? Abi ona vereceğim. Dur Vodafone'a gireceğim abi. Görüşürüz. Sağ olun. O da ha, yok. Merhaba. Seçim anketine mi katılıyor musunuz? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Ekrem İmamoğlu. Neden peki? Onu çok seviyoruz o yüzden. Teşekkürler. Çalışmalarından. Tabii çok iyi, beğeniyoruz. Ekrem İmamoğlu süper. Selam olsun. Efendim merhaba. Anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu mu Murat? Ekrem İmamoğlu. Sağ olun. Efendim seçim anketi yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Neden efendim? Ekrem İmamoğlu 5 yıldır bir şey yapmıyor çünkü. Sağ olun. Takip okuyayım yani. Önce boss bu destan. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Kim? Ekrem İmamoğlu diyoruz. Hiç şüphesiz abi. Hiç şüphesiz abi. Vallahi iyi çalışmalar yaptı kardeşim. Adam işin adamı ya. Bağımın ötesi yok. Tabii İstanbulluyuz biz abi. Çok başarılı hem de. Bir tahmininiz var mı yüzde kaç? Onu bilemem, onu bilemem. Ben kafa kafaya diyorum. Kafa kafaya. Peki ekonomik sıkıntılar sahanda tepki olarak yansır mı? Yansır. Yansır. Hem de çok fazlası yansıyacak. Ama şöyle diyeyim, yani bizim burada siyasetler çok farklı bir şey. Ekonomik sıkıntıya bazen bakmıyorlar da. Hani eskilerin söylediği bir söz vardı, geçen seçimde de söylendi ya. Soğan ekmek yeriz, biz reisimizi ezdirmeyiz diyorlardı ya. Yine öyle insanlar da var. Onun için ayrım yapamazsın. Ama dediğim gibi kafa kafaya gidecek. Hatta İmamoğlu biraz daha düşük, kurum daha yukarıda gibi gözüküyor. Nasip diyeceğiz, bakacağız. Evet. Vallahi yüzde kaç? Vallahi tam dediğin gibi baş yavaş giriyor ya, ama yani biri ikisinin arası da biri gidebilir yani. İkisinde biri garanti. Her an şey olabilir. Garanti. Ya, benim yani hükümet kendi iç görüşüm yani. Çok farklıdır ama öyle değil. Ama ha, desen İmamoğlu'nun hakkıdır. Çok güzel çalışması var. Hakikaten temiz bir adamdır. İşi de biliyor, tecrübelidir. Daha da artıracak bu işi yani. En azından öğrencileri yerde bırakmadı, yurttaş da o kadar. Her konuda yani. Ya niye yani? Yani? Kent hayır. Lokantaları var, ya yurtları değil, var. Her konuda çalıştı. Aha, ya. Şuranın şu güzelliğine bakın. Şuranın güzel şu güzelliğine var. Bakın. Kötüydü. Ya bastığımız zaman ayağımız su fışkırıyordu. Hayır değil ki ya, İmamoğlu şunu yapmadı ya. Bu imkansızlıklar içinde her şeyin en iyisini yaptı. Peki AK Parti'nin adayını nasıl buluyorsunuz? Daha güçlü bir aday koyabilir miydi yoksa? Allah zaten o aday çok zayıf. Sıkıntı orada zaten. Konuştuğu zamanı görmüyor musun? Anlatamıyor zaten. Baretler ayağına gireriz diyor. Bir kafan alacağın bir şey ayağına giydikten sonra iş değişiyor. Konuşmalar, adam açılışa gidiyor. Nereye açtığını bilmiyor. Yanındakine soruyor. Biz buraya neyi açmaya geldik diye. Neyi açtığını bilmeyen bir adam yarın buraya ne fayda sağlayacak? Burayı bilmeyen, belediyeciliği bilmeyen, sistemi bilmeyen, bu demektir ki kendi yönetmeyecek. Sadece başta duracak. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ ol canım, inşallah. Ben her zaman seçim. Hazır seneden fazla. Efendim merhaba. Seçimden konuşuyordunuz herhalde. Biz de anket yapıyoruz. Ben de anket manken dedim. Murat Kurum mu Ekrem? Ankara'ya. Lütfen Ankara'ya. Ben çalışıyorum, 8'e gidiyorum burada, 40 yıl burada dericiyim. Lütfen çevir onu o tarafta, o tarafta çevir. Siz efendim, bir yorumunuz var. Kurum diyor. Neden efendim? Abi burası ya. Ben devlet memuru. Ha, oğlum diyoruz. Ben. Siz devlet memuru olarak konuşamıyor musunuz? Yok.
Bizim beyanat vermemiz yasak. Evet, memurlarla konuşma yasak. Yasak. Yani efendim? Efendim? Neyse. Anlayamadım ne dediğini ama. Beyefendi merhaba, seçim anketi yapıyoruz da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu sizce? Murat Kurum. Neden peki? Bir değişiklik olsun, daha iyi olur. Değişim. Evet, değişim. Belediye başkanlığını nasıl buldunuz 5 senede Ekrem İmamoğlu? İdare eder yani, o kadar da amşam bir şey yapmadı yani, fazla görmedim. Murat Kurum'dan beklentiniz ne? Sözünde duruyor, her zaman verdiği sözler yerine geliyor. O yüzden tercihim o. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu abi. Sebep ne peki? Abi sebebi ekonomiyi görüyoruz. Hani sıkıntı biraz. Murat Kurum 20 senedir iktidardalar zaten. Hani AK Parti'den dolayı. Adam hala vaat veriyor. Hani 20 senedir yapamadıklarını daha yeni mi yapacaklar? Peki ekonomik sıkıntılar sandığa yansır mı? Yansır bence. Çünkü hani artık bir şey alınmıyor ve geçinmek zor. Yani bundan ötürü biraz sıkıntı yani. İmamoğlu'nun çalışmalarından memnun. İmamoğlu hani sosyal yardım desteği sağlıyor. Hani ulaşımda mesela bu 20 senedir buraların hali sıkıntıydı. Şimdi daha güzel oldu. Hani daha turizme daha önem kattı bence Beyazıt'ta. Yani bunlardır. Rica ederim, kendinize iyi bakın. Siz efendim? Siz efendim? Ben arkadaşa katılmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Murat Kurum diyorum. Evet. Çünkü 5 yıldır şimdi geçmişe baktığımızda hiçbir şey yok ortada. Evet. Sadece tatillerdeydi. Bence 5 yıl içinde Murat Kurum gelirse İstanbul bambaşka bir yere çıkar. O yüzden Murat Kurum diyoruz. Çalışanlara da tatil bence lazım ya. Çalışanlar. Evet. Yani tamam çalıştığın zaman tamam bir tatil hak edersin ama çalışmadan da tatile gidersen bu da hiç icraat yok abi. Her şey ortada zaten. Eğer insanlarda göz ve nizam varsa çevrendekine bakarsa, çevreye bakarsa zaten herhangi bir icraat yapmış mı yapmamış mı zaten ortaya çıkar. Murat Kurum'dan beklentimiz yüksek. Çünkü daha önce yaptığı işler ortada. O yüzden ona güveniyoruz. Oyumuz da ona. Makarna dağıtırlar artık. Ya kamçı. Bol bol makarna. Sağ olun. Sağ ol. Evet. Evet, takip edin orada. Ne zaman çıkar abi yayınlama? Birkaç güne. Evet, Laleli'de durum böyle. Seçim anketlerimiz devam edecek. Şimdilik sona erdi. Bizi izlemeye devam edin.